Alo. Gayet iyi geliyor. Bir şey oluyor ama. Alo, güzel. Okan abi hoş O fena geldin. gelmiş. Hoş bulduk. Ben Nasılsın abi? abim hoş geldin. Formayı Nasılsın görünce şu anda? damlayayım dedim. Ha, iyi İyiyim. yaptın. Sen nasılsın? Ya Bünyamin abi yok mu be? Bir Bünyamin abimize bir çalışma olabilir mi yani Yok. belki de? Yok. Bayağı yok. Şöyle. Senin tweet'i gördüm bu arada. Şey mi? Adanalı Hüseyin mi? Aynen. Amerikalı Bieber, Adanalı Hüseyin. Oğlum Nereden bu? bitti lan, sonunda bitti lan. Jurox helal lan bu arada. Kemal bitirdim lan. Vallahi bitir Okan abi, saygılar bu. Helal olsun. Vallahi bitirdim lan. Adam 6F4'ü bitirdi Okan abi. Biliyor musun bilmiyorum 6F4 oyununu. Bu sabah mı? Dün sabah mı? Bir ara gördüm deli gibi oynuyordu. Bitirir dedim ama abi bu konuda sabırlı bir adam olsan. Deli Bir abi bu tık çocuk, deli yani. oyun konusunda böyle bir değişik bir şey yani. Hani Jurox bence de o WoW moda da öyle ya, böyle giriyor sabah akşam WoW oynuyor, illa bir WoW şey. sayfalarını açmayalım. WoW sayfalarını açmayalım. Oğuzhan diyorum Okan abi, Gerçek Oğuzhan diyor. gamer be. Oğuzhan diyor. Adım Oğuzhan bu arada chat. Abi bu Aa, şimdi neyim, bu gerçekten mi? muhabbet tasarımlar falan geliyor böyle, bir furya Şimdi başladı. şöyle mesela bu tasarım olmaz. Hı. Hani farkı Bizim oldun. izleyenlerin hepsi proporsiyonu düzgün insanlar olmadığı için yani misal ben 2x Proporsiyon açlayan adamım. Proporsiyon. Yani derken. vücudunun dağılımı. He. Şöyle düşün. Bunu ben giydiğim zaman bende nasıl olur bu? Aa, doğru diyorum. Bunu ben giyemem mesela. Yani o Big Boss Life'in logosu ortada değil, muhtemelen yukarıya genzime kadar çıkmış olur. Ondan Bende de sonra öyle olur. Benim herkesin şuradan memeleri sırıtır benim şuradan. İki tane böyle. o yüzden böyle hani logo pozisyonlamasını falan daha şey. Yani görsel olarak müthiş bir görsel. Keşke hepimiz Justin Bieber olsak ama unutmayın Değil mi? ki Fit Adanalı böyle. Hüseyin'iz hepimiz. Doğru. O kadar bir de beyaz olmasın. Kiloları Ama gösteriyor şöyle bir ya. şey oluyor bende daha Jirox. Onu da söyleyeyim mesela. Hani normal dururken böyle bir şey var hani. Memeler falan böyle sıkıntılı duruyor ama Senin memciler sertleşti sıkıntılı duruyor ama seksi duruyor ha, onu da söyleyeyim bir yani. soğuyayım havuza gibi sertleşsin, o zaman gör bir de sen benim memcikleri. O zaman Kemal, ben Dwayne yayına Johnson gibi çıkmadan oluyorum. önce su tutuyorum. Ben yayına çıkmadan önce su tutuyorum. Harbi. Yoksa kilo aldın diyorlar oğlum. Allah belanı vermesin. E abi mesela hiç örnek bir şey var mı? Ya budur mesela. Öyle örnek gösterebilecek bir şey var mı? Olsa şu Döküm anda mü? yapmıştık. Olsa yapmıştık çünkü 5000 tane sattık. Yani forma şu anda daha biz yapıyoruz dediğimizde satıldı. 5000 Toplu tane alım. satıldı mı? Evet, toplu alım yapıldı. He. Kemal, kusura bakma, 5 dakikada senden yaymışım, OBS'i kapatmayı unutmuşuz. Ulan senin de bu saati kasacağız diye. Valla ne yapalım ya, saat maat olayları bizi çok değiştirdi biliyor musun? 5000 tane maşallah abi, maşallah valla. E bu o zaman İşte. hemen çıkması lazım bunun, bizim bir bulmamız lazım bir şey ya. Zaten o Mark paranın şimdi kokusunu aldı ya Kemal. storelara gidildi. Ya tasarımlar zaten bayağı tasarım yapılmış. Yani Twitter'ın altına gelmedi ama Ferit sağ olsun gönderdi. Ferit'in Discord'una bayağı göndermişler. Aha. 24. Ne o 24? Abi Kemal'in 24 saati sorduğu adam söylüyorlar. 24 Ya saat. oğlum ya, ya Sen Allah Allah, yaptın. ay bitti Evet, dedim bir ben dakika, bir sana. şey Bu diyeceğim. hafta sonuna Siz yaptıracaktın yapmayacaktın abi. Mart, al işte bak Mart. Abi o 25, 24 26, saatin 27, Nisan'a 28, satma 29, ihtimali var 30, mı? 31. Neyi bana satma ihtimali var mı? Yok, 24 Sen Nis 24 saati yayını sana 24 saati satabilir 24 misin? saati sen yapsan. Mehmet abim geldi. Aynen, babam giriyor, takılıyor. Bilgisayarı dizdik ki ona. Ben Mehmet Baba. abi özledim bu arada. Baba hoş Baba. geldin. Bu var ya. Mehmet amca hoş geldin. Hoş bulduk. Ya ben bunu giysem var ya, sizin bicikler çok ortaya çıkar da. Benimki var Mehmet abi ya. sana çok güzel olur. Sana gider Sana baba cuk işte. oturur. Sana Lan çok Mehmet güzel amca olur. sana cuk oturur. Evet, He. sana çok güzel olur. Valla Kemal'in Ama zaten bicik ortaya çıkar. senin ama fit işte bak, vücudun yani sporunu yapıyorsun, şeyini yapıyorsun. Şimdi bizde öyle bir durum yok ki, bizde olmaz bu. Bak Cem'e güzel olur. Cem Bengül'e de güzel olur.
Ben bundan isterim. Ya baba bir dur, bu çıkmıyor ki. 5000'i babam mı aldı? Doğruyu söyle abi. Benim ödemem gereken bir bütçe var mı ay sonunda? Babam sever bu olayları çünkü böyle. 5000 alıyorum ben falan diye böyle hiç. Hani şekil olsun, anladın mı? Mehmet abiye can feda. Peki bir şey soracağım. Chat'e soralım. Tabii. Polyester mi olsun? Yani polyester mi olsun demek şu demek. Herhangi bir store'a gittiğinizde, Galatasaray store olabilir, işte Feneryum olabilir, Beşiktaş olabilir. Herhangi bir tanesine gittiğinizde aldığınız formalar var ya. Evet. Onun gibi polyester mi olsun? Yoksa pamuk. Pamuk mu? Abi pamuk olsun ya. Abi pamuk olsun yani. Polyester böyle. Ya. Dur şimdi, öyle forma. Şimdi forma dedim mi böyle dur. O pamuk böyle durmuyor. Nasıl duruyor? Anladın mı? Böyle durmaz. Polyester kalıp gibi durur böyle. Şey yapmaz evet. Ama pamuk oldu mu sıkıntı bir. Yani pamuğunu artısı ayrı. Pamuk çok forma, daha rahattır. Çok daha fazla nefes alır. Klima cool olsun abi bizimkisi. Yok çünkü yani sporcuların yok genelde ama polyester. Ama formanın şey çıkıyor. Genelde polyester hep. Ama yani bir yandan biz hep şeyi de düşünüyoruz ya. Böyle oversize, çok cool bir evet. Tişört gibi bir şeyi bir formalaştırma mı yapsak? Ya bence abi, öyle olması lazım abi sanki ya. Mesela genel böyle e-spor deyince o spordan kalma sanki o forma hissiyatını alıyoruz ama... Biz daha böyle gençlere yönelik gündelik de giyilebilecek bir hani tişörtümsü, pamuğumsu öyle bir şey olsa onu, bol kesim daha güzel olmaz mı ya? Onu yaparız. Abi. Onu yaparız. Onu yapacağız zaten hatta. Ama şey yani forma dediğin şey hakikaten polyester. Bayağı baktım bu arada. Yani hepsinden hangisi daha ucuz diyor. Hangisi bebelinin orada yaptığı herhangi bir şey ucuz olmaz bu. Oy! Markas. Kaliteyi ucuza satın alamazsınız arkadaşlar. Ferit diyor naylon forma bas gitsin demiş. Hoş geldin abi arada. Sıkıntı güzel. Ferit abi hoş geldin. Şey mi ya, Ferit mi geldi? Ferit gelsene DC'ye ya. Kaç ya gel PC diyesen. Şu formayı. Bu arada %73 polyester çıkmış abi. %73. Ha. Demek ki harbiden o forma algısı farklı. Ben de mesela farklı işliyor arkadaşlar o muhabbet. Kemal polyester şey mi? Bu cimdiklerde yine geri kendini toplayan kumaş mı? Aynen. O işte doğru diyor. İyisi o değil mi? Selamun aleyküm. Hoş geldin. Cem şey yapma. Ferit abi şey yapma. Yani zor anlıyorum. Cem benle konuşurken Cem oldu Cem, diyor. Cem şive yapma diyor. Cem bir daha anlatsana normal halinle. Abi şimdi hani kumaşı tutuyoruz da böyle sıkıyoruz sonra kendi kendine geri toparlanıyor ya. O evet. Hali mi olsun yoksa sıktığımız öyle sipsivri yukarı doğru batar mı? Ya polyesterin de çok kalitesi var bu arada. Yani çok düşük kalite polyester de var. İşte gidip herhangi bir yerden aldığınız herhangi bir forma gibi düşün. Çok kaliteli polyester de var. Eğer şey yapsak ya, yani biz polyesteri tercih edeceğiz. Çok yüksek muhtemelen. Şimdi buradakiler de polyester istedi ama Ferit'le de konuştuk. Abi formanın olayı polyesterdir ya. Değil mi? Değil mi? Ferit'le de konuştuk. İçine acaba şey mi yapsak polyester dedik. Hani bir kat o polyesteri hissettirmeyecek bir şey mi yapsak falan. Bunların hepsi tabii maliyet arttırıyor. Ama yani o böyle bazı işte... polyesterler oluyor abi. Kaşındırıyor harbiden böyle. Yok yok mi? Öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey olmaz. Böyle plastik kokuyor bir şey falan böyle. Şimdi onların hepsi İçine böyle veriyor. Baskı kalitesiyle şeyiyle de çok değişiyor. Yani o kokusu, o boyanın kokusu, boyanın atması her şey değişebilir. O yüzden ama şunu soralım. Daha basit bir şey soralım. Sonuç olarak biz bunu şey diye yapmıyoruz. Ya yapalım da işte öyle bizim hani dursun. Tabii canım. Sonuçta. Aynen öyle. Onun bu arada bir şey söyleyeceğim abi. Benim işte zamanında oynadığım HVA Number One Dark Passage formaları da HVA formasında mesela pamuklu çıkartmıştı bir tane. O da fena durmuyor. Hatta 360 derece baskıyla. Ama böyle şey oluyor. Böyle bir şeyi çok yersen hani böyle tüy tüy olur ya üstü. Evet. Ya öyle oldu yani. Hani onun belki malzeme kalitesiyle alakalıdır ama. Ya forma biraz benim sana attığım böyle... dosyayı gördün mü bu arada? Gördüm. Heh, orada bütün hepsi var güne kadar yakalım. Şeyde mi abi? Evet. Şu fotodaki mi mesela? Aç bakayım. Bu polyester. Yok o bildiğin polyester formu o. Polyester. Ha.
Ya zaten mesela Pamuklu'ya böyle baskı yapamaz. Benim tipe bakan mı? O tarihlerde dijital baskı da yok. Üff. Allah Allah. Oğlum sen bir tek burnundaki deviyasyonu düzeltip nasıl böyle bir adam oldun ya? Abi ben zaten yani... yakışıklıydım. Niye öyle diyorsun ya? Oğlum sen şu an ilahi kilo bir... aldım abi. Estağfurullah abi. Kilo aldım ben kilo. O yüzden değil mi? Şeyden oldu lan. Evet, espordayken. Bu arada chat durdu Kemal. Nasıl evet, durdu ya? Harbiden niye durdu? Bende durdu. En son Tarak Amer subscribe oldu, öyle durdu. Ben bir abone olun bakayım, bir abone geliyor mu? Aboneler gelir, aboneler. Gelir. Aboneyle yazsınlar mesajları. Bir aboneyle yazsanıza Prime Prime kullan. 8 TL olur, ne olacak ya? Aynen abone geliyor, geliyor normal abone geliyor. Abi yok. Ben de hep böyle ne zaman normal heyecanlı şey yayını açsam bir tweet çöküyor, bir şey oluyor. Ulan alıştım bugünün abi. Geleceğini biliyordum Kemal'de ya. Ne oldu lan? Full abone. Sadece abone. Sadece abone. Oğlum böyle bir şey olabilir mi? Şaka gibi. Oğlum şunu görmüşüm bakalım. Canını verecek insanlar var, ben sana söyleyeyim. Ben şuna abi zaten ben hayatımı bu çete atadım ya, sana öyle söyleyeyim ya. Şey dur bir dakika, Ferit'in bana attığını Kemal sana atıyorum. Olur abi. Hep beraber hazır buradayken. Hadi Şükrü'yü de çağırın. Dur. Bunu nasıl forward ediyorum TFT'de ben ya? TFT'de abi. O turnuva murnuva kesin. Ferit. Yayında mı şu an? Yayında. Yayında. Efendim abi. Bana attığını Kemal'e atar mısın? Nasıl atacağım ben onu? Atıyorum. Hah buldum. Buldum. Attın mı? Attım. Nereden attın abi? DC'den, özelden attım. Aa ne kadar kötü chat. İğrenç bir şey. Yani, evet chat şu an yok. Şey alamıyoruz şu an. Bak ben şu an hiçim şu an. Çok tam kötü da yani konusunu da anladın ya. Mı? Chat'e bir de bir şey soralım dedik Allah, ya. Allah hiç kimseye chat'in yokluğuyla sınamasın. Çok kötü bir şey abi. Bu ne abi, indirme linki attın sen bana. Hayır. Kemal rar attı. Rar. Evet, ha indiriyorum. Sen de mining işlerine başladın ha. Abi ben de yemeğe kaçtım. Saygılar sevgiler. Oğuzhan mikrofonu kapat ye. Bak formalara. Aynen onun için dedim zaten. Senin yalanı sikiyim. Vallahi gidecektin içeri gelmeyecektin. Aynen diyor onun için. Hayır ya. Kemalcan. Yap lan yayını. Yok ya. Bir forma tasarım açtım. Bu ne abi? Bayağı gelmiş. Bayağı gelmiş de ben çoğunu beğenmedim ya. Bakalım. İlkini açtım. Twitch niye böyle çöküyor ya? Bu nasıl arka planı siyah oluyordu abi ya? Değil mi Kemal? Bu da bize olmaz. Oğlum bu bize olmaz işte bak. Şuralara falan baksana. Bunu bir yerim ben var ya böyle katlamalı katmer gibi olurum yemin ediyorum. Var ya böyle. Şöyle bu olur mesela. Nasıl abi? Bu da çok fit duruyor. Tamam. Oğlum gidip de şeye giydirmeyecekler. XX Large adamı giydirip de o tasarımı şey yapmayacaklar herhalde. Tabii ki böyle güzel gözüksün diye. Fit bedenler için şey. Ama sen bunun atıyorum 3X Large'ını hayal et. Atıyorum. Senin üzerine daha bol duracağını. Daha bol kesimli duracak. Tabii. Türkiye formasını giyiyormuşum gibi mesela. O gelmişti ya bir tane giymiş. Onun gibi durursa okey. Gibi. Bir sonrakine geçiyorum. Bu mesela bunu beğendiniz mi? Burada hangi kanala yazabilirim? Yazı yazabilirim Kemal. Abi İspan. Yayın özel var. Yayın özele bak bir BBL şey yapıyorum. BBL yönetim var. Ay burası. Pardon orası abi, ses kanalıymış. Salak. Ses kanalıymış orası. BBL özele Amerika'nın şampiyon olan takımı Sentinels'ın formasını atıyorum. Tamam. Sentinels'ın. Ha. Avrupa Birliği işareti var la adamların. Çok şeyinde. Yani aşırı elit. Evet. Şey aşırı gibi duruyor elit. Değil mi sanki böyle Beşiktaş'ın yeni sezon formasıymış falan gibi öyle bir şey andırdı bana direkt. Şöyle benim aklımda niyeyse böyle Formula 1 tulumunu giymemiş bir şey var. O da evet. Yani böyle o kollarını aşağıya sarkıtmış. Anladın mı tulumun? Üstten de çizgi şu, var. Evet. Omuzlarda da markalar var ya. Bunu sevmedim mesela.
Ben beğendim. İkinciyi sevmedim ama ilki çok iyi. Bence. Ya şeyi falan çok ama seviyorum ben mesela. Ama bu arada benim zevkimin hiçbir önemi yok. Yani abi chat niye kapalı bu? Bunu chat'in şu anda oylaması lazım ya. Poolaşabiliyoruz mu? Anket çalışıyor mu? Anket çalışıyor mu? Discord genel sohbete yazsınlar. Slow mode al orayı. Oradan bakalım yazdıklarını. Kasar ki. Ama bunu patlattılar. Bizim mi patlatmayacaklar? Abi bu da G2'nun forması. Çalışıyor abi. Poolaşılıyor. Bak bu güzel. Bakayım bir aga. Bak bu güzel. He, bu iyiymiş. Aa bu işte şey, bu pamuk değil mi? Yok, bu da şey aşağıdaki ya. Şeyi sevdim ha. G2 Army yazmışlar ya böyle elle. Evet. Şeyle orada güzelmiş. Bizde hashtag. Üstüğü şeye bakayım hadi. Goat'tan ya. Yazacak orada. Hashtag'ten. Ya pool da sağlıklı çalışmıyor bu arada şu an. Pool. Niye havuz. Bizim havuz. Katılmış işte. Abi 2000 kişi oy vermiş. Normalde kaç bin veriyor? Daha çok verir. 27 bin kişi var şu an. Kemal genelde şey yarısı verir. Nightbot'tan çekiliş yaparken yanda chat çıkıyor. Belki oraya gider mi? Yok, hiçbir yere gitmiyor. Şimdi diğer yayınlarda baktım da genel chat yok şu an. Yani bir şey var herhalde. Bakın falan var. Bir tek Soner'in chat'i çalışıyor bu arada. Acaba server'dan Soner'de yazım acaba? Chat Soner'den bize Soner'de yazım. Bir çağırsak. Bir kiralayabilir miyiz chat'i diye. Biz burayı ufak gittiler yazıyorlar vallahi bak burası çalışıyor yazıyor şu an. Dur bakayım Jiroş'un chat'i çalışıyorum mesela oradan direkt iletişimi kursak. Abone modda ya. Geliyor burada yazıyor. Aboneler yazabiliyor işte. Benim chat'te ses yazdım gördünüz mü? Senin chat'te değildim yok. Ki ben mesela. Gelmedi. Yok buraya da o zaman gitmiyor. Piş hemen abone modunu aldı Jiroz. Abone. Arkadaşlar Twitch chat'i açılması için. Aa! Az siktir etkinlik varmış lan. 200 abone gelmesi lazım. Aa, 200 abone gel. Aynen etkinlik başlamış. Chat history'i tamamlamamız lazım hadi abi ya. Yine kandırıyoruz, dolandırıyoruz milleti. Bak bu üçünün arasında ben en çok birinciyi sevdim abi. Eren yeni mi kalktın lan? Sonra üçüncüyü yani. Sevdim. Bu sağ şeyin mesela ya. E-spor var mı Jirox? Paris'in. Var. Var. Paris'in e-spor takımının şeyine bakalım bir dakika. Direkt Google'a yaz çıkıyor bu arada Kemal. Ya normal şey ya. Paris şeyini Jordan'ları çok şey yapmışlar. Şöyle. Ha, ya bildiğin kendi formalarını. Çocuklar şöyle poz vermiş Kemal bak. Aga ha, mesela bak şunlar falan fena düşüyor ama büyük ihtimal logoya düşüyoruz bunda Jirox biz ya. Marka deliliği var ya bizde. %100 logoya düşüyor. Yoksa dümdüz sorma bak ortada beyaz bir şey var. Sade şık bir forma. Ya. Ama şurada Jordan var ya ona düşüyoruz falan herhalde. Dur diğerlerine şöyle geçeyim. Şey gibi olabilir aslında. NIP'nin forması gibi böyle soluk bir şekilde BBL logosunun komple formaya giydirilmiş şekli. Şu mesela. Geldi. Çok geldi. Oh be. Ya adam ya. Adamlar geldi ya. Adamlar ya. He diyorsun ki böyle full senin hatta bir tişört tasarımın vardı hatırlıyor musun? Köşesinde W vardı büyük. Evet. Onun gibi diyorsun değil mi mantık? Ya böyle transparan bir şekilde bizim logoyu komple formaya yedirip o şekilde olabilir belki. Ferit abi bunun transparan hali mi? Dalga geçme adamla. Ha gibi. Aynen. Bakayım. Bu da liquidinmiş. Ama mesela bunlarda köşeleri var ya mesela bu bizim logoda touch sonuçta. Ha, alt sol alttan çıkacak mesela üste doğru yarıya kadar gibi mi? Gibi. Aynen. O at kafası değil keçi. Oo.
Maskot abi o. Bizde şey de yok ha. Maskot yok bu arada bizim takımda. Var. Nasıl var? Ay Jiroz mu var ay? Jiroz dans etsene lan offline turnuvalar başlayınca ortaya çıkıp NBA'de yapıyorlar ya. Şu ana kadar attıkların arasından bir tanesi evet. Zorunlu kaçışımız yok. Ya bugün baskıya girmemiz gerekiyor seç. Şu ana kadar attıklarından. Bugün baskıya girmemiz gerekiyor mu yani? Direkt. Hayır gerekmiyor. Gerekmiyor. Yani farz misal. Ha, attığım takım formalarından mı? Soner hoş geldin. Soner ne düşünüyorsun abi? Hangisi sence? Dur Soner zaten konuya hakim değil. Stres sesi geliyor. Stres değil mal oldum yani. Estağfurullah. Selamlar bu arada cümleten. Hoş geldin kanka şöyle bir şey oldu. Twitch'te sadece senin chat kaldı. dedim ki... Sonra dedim ki bir tek senin chat çalışıyor diyene kadar sonra şöyle bot desem değil. Chat'te olanları anlamaya çalışıyor. Okuyayım bot desem yok. Bilgi yok. Yani ne olduğunu hakikaten anlamaya çalıştım. 2 yıl önceye geri döndüm. 2 yıl önce ama host atıldığında böyle oluyordum ben. Ne oldu lan? Ne yapalım chat? Ne istiyorsun? Kanka bir senin chat kaldı. Açık olan orada bir iletişim kurduk da küçük. Kusurumuza bakma. Bir kiraladık. Tamam bu senaryoyu okey yediririm. Ne yapacağım? Ortam bozuldu be. Ne yapacağım abi? Gerçekten. Bu arada gerçekten şimdiye kadar yaptığım en büyük yatırımdı bu benim. Bunun için tamam chat yani. O server'ı hiç değiştirme sana söyleyeyim. Hangi server'dan bağlandıysan şu an. Hiç değiştirme yani. Şey ya, sen de işte, gitmedi. Senin niye gitmedi abi chat'in? Ya, büyük ihtimal öyle bir şeydi. Ben normalde de şanslı bir adam da değilim. Şimdi cenabetim falan diyeceğim. Okan abi burada. Beni de sizi de karıştırıp 1000 liraya falan yazar sıçarız sonra diye yapmıyorum. Ya, cenabet yok, dayılmıyor işte, değil mi? Yok hayır. Ya gitmedi işte adam. Herhalde farklı bir serverdan açıyor şu anda. Olabilir. Gitmedi. Siz ya, şu an yayında mısınız bu arada yoksa şey mi? Yok. Yayındayız. Yok daha bir şey diyeyim. Şimdi forma seçiyorduk Soner. Okay, BBL Espor'a. En son Ferit'e zor bir misyon yükleyip şey dedik. Bu gönderdiklerin içerisinden... Attınız mı lan adam? Ne yaptın bunu? Eray sen mi attın adam? Metin kanalına basacakken sese bastım yanlışlıkla. Hayır, yayını açtım yine. Ferit birini seçmek zorundasın diyelim. Tamam mı? Maskeye gireceğiz. Hangisi? Benim sana attığım dosya var ya, dosyanın evet. İçinden organizm olan var Valo ya. Mu ben kaçar, Valo mu ben kaçar ya. Valo oynuyor. Mor sarısı. Mor hani sarısı var mı? Mor sarı olarak düşün. Yok. Ha, hayal et. Hangisi aga yani. Bir daha şeyi bir daha söylesene. Organizm. 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 Hikayesi de çok güzel. Organizm. Bu şeyin mi? En altta evet o. Onun mor. Karaman'la Han'ın yaptığı mıydı bu? Hayır abi. Ali Rıza Yıldırım'ın yaptığı. Ha Ali Rıza Yıldırım'ın. Oku bak aynı zamanda. Dur bakayım ya. Ben Ali Rıza Yıldırım yapılan tasarımların ardından araya birçok beni engelleyen etmenler çıktı. Bu sürecinde araştırma yapabildim. Araştırmamda benim ön planda tutmuş olduğum İki önemli özellik mevcuttu. Birincisi minimal olmak. Çoğu takımın birçok deseni formanın üzerinde tutması, göz yorması gibi etmenlerin dışına çıkmaya çalıştım. İkincisi formanın sadece forma olarak kullanılmasını istemem. Formayı aldığım zaman dışarıda bir ceketin altında tişört havası katmasını istemem. Sonuç olarak organizma adında bir konsept oluşturdum. Canlı bir varlığa oluşturan organların tümü... hatırladım. Yola çıkarak kullandığım deseni BBL ile bütün hale getirdim. BBL oluşturan bir bütün yani bu forma deyip burada bir şey söyleyeceğim. Ali Rıza mıydı? Kardeşimiz adı. Ali Rıza. Evet. Ali Rıza burada mı şu an? Mesela Ali Rıza'nın sunumu burada olmasa bile ben ulaşırım Ali Rıza'ya. Ha şurada da bak o detay. Ne isteyeceğiz abi? Renklisini mi? Evet abi. Bir de bir şey daha soracağım. Madem şu anda Ali Rıza çalışıyor, bir şey yapacak. Bu sol tarafındaki şeyler var ya.
siyah DNA siyah, şeye benzemiş. Başka, evet. Ben bu arada bölmeyeyim dedin de korsan yayını bırakıp ben kaçayım o zaman artık. Sen oradan mı açtın? Ben hala aynen. Ben de anlamaya çalıştım yani. Ama iyi gidiyor 1200. Güzel aynen. Okan abi bir daha yaparsak toplantı abi bunu ben... hani 500-600 ortalama kesmediyse falan diye. Soner çok teşekkür ederim. Öpüyorum Soner'cim, görüşürüz. Öptüm abi, hepinizi çok sağ olun. Görüşürüz. Bay bay. İyi yayınlar. Görüşürüz. Çok bay bay. Sağ ol. Eyvallah. Görüşürüz. Soner. Soner abi. Efendim. Abi ben senin konsepti biraz uyarladım da. Hangisini? Bu gececi misin var ya abi. Ha. Onu tettenci misin nesin sen diye bir abi altında. Soner bizden bir şey olmaz. Çalmış sayılmayız ya. Kardeş kanalı gibi yani kuzey. Yok. Şey değil yani. Sen alıştı genel tipi, anladın mı bunu da? Alıştım. Ben de alıştım. Hadi Bugs Bunny challenge izleme hadi. Eray bak. Eray. Eray. Yarın bir çekim için İstanbul'a geleceğim. Sen de orada olursan Eray. Göz ya gelen geçen İstanbul'u beni dövecek zaten. Ben anlam. yok. Bu aralar spor yapmaya başladım. Tamam yapmayacağım. Hadi öpüyorum. Görüşürüz, öpüyorum. İyi yayınlar, görüşürüz. Bay. Abi sen ne demiştin? Ali Rıza buradaysa eğer dedim. Ali Rıza kim bulur Ali Rıza'yı düşünüyorum şu an. Şu an yani hani şu an. Yazdım abi ben. Abi adam ya. Sen niye şu an istiyorsun adamı, ben onu anlamadım. Çünkü bu yayın içerisinde bu adam bunu çat diye değiştirir abi, ben çok eminim. Okan abi bazen Bülent Ersoy oluyor ve şu an açılması lazım bir şeyin. Elmas alacağım diye. Burada olmayabilir abi. Okay. Ben Ridi'ye yazıyorum, Ridi ulaştıracak onu. Ama direkt tamam. Döner ya sonuçta. Şimdi şu şey kısım var ya, burası baskı mı? Nasıl hayal ettiğini anlamaya çalışıyorum. Burası baskı mı yoksa burada ek bir kordon mu var? Yani ek bir dikişli bir yer mi var? Abi burası çünkü baskı. Baskı. Aynen baskı, kordon değil bak. Görüyor musun? Nokta nokta nokta. Abi sen nasıl istiyorsan orası öyle olur bence ya. Yani şerit de çekebilir. Sen şey diyorsun bu Guess'in Off-White'ın tasarımlarında burası evet. Normalde ayrı şerit var mesela. Mesela koldaki mor sarı çok güzel olmuş ama tek olması bana böyle biraz şey gibi geldi. Sanki daha fazla olsa ya da bizim taştık. Benim çok hoşuma gitti ama. Öyle tek olması abi. Ben evet aşırı cool'dur. Sanki ya. Aynen ince bir detaymış gibi veriyor onu ya. Okey tamam. O zaman abi bu kadar üzerine konuştuysak, herkes bu kadar memnunsa. Ama ben neyini mesela düşündüm biliyor musun burada? Sunumu da ayrı güzel ya. Mesela Ali Rıza'dan başka çıkacak fikirler. Aynı bu tarzdaki bir sunumla. Ulan bu evet. Efsaneymiş falan da diyebiliriz yani. Bu daha iyiymiş diyebiliriz. Ben bu formanın sadece şimdi şunu beğenmedim. O böyle hücresel bir şey yapmış ya böyle. Aynen. Giydirmiş komple formaya. O kötü durabilir üzerimizde. Yani burada hoş duruyor ama. Çok o da göz yorabilir gibi değil mi? Böyle bir göz yorabilir. Hücre duvarı çeper gibi olmuş değil mi Ferit Bey? Biyoloji lise 2'den hatırlarsak. Kesinlikle. Endoplazmik retikulum gibi. Oy. Siyah beyazken yormaz ama sarı mora geçiş olunca belki evet. Haklısın. Belki de onu da yani yormayacak hale de getirebilir. Yazdım peki, bakalım renklendirici. Peki şunu bir çalıştıralım abi o zaman. Şu şey neydi? Açtığınız şeyin adı anket. Organizm. Ha şey. Pul işte. Pul. Açın abi. Forma bu olsun olmasın. Tamam. Yani bu arada çok bu olsun, çok çıkarsa bu olacak diye şey yapmıyorum. Kaç kişi beğendi? Evet, kaç kişi beğendi? Biz yani yine de olarak fikrinizi alıyormuş gibi yapalım. Fikirleri oy de değerliymiş gibi. Oy hikaye bak abi, şampiyonluklara göre yükseltseniz koldaki şey diyor. Oy. Ay hikaye bak. Biz bu gidişle çok bir tane iyi de kalırız. Sonumuz fena. Bir tane kalıyormuş değil mi? 10 yıl sonra yine burada bir tane. Konsantrasyon dağınıklığıyla. Abi adamlar çok kazanıyor. Biraz kırpalım. Evet çok güzel hikaye. Bak çok hoşuma gitti o. Evet bir, evet. İki, evet, üç, evet. Düşünsene mi? Onu kim dedi chatte? Ben dedim kanka. Yani herkes evet, ne yazıyor? Evet, evet, güzel fikirdi şimdi. Çünkü hani bilelim diye. Fikir söyleyemiyorum gitmiş. Mesajı aynen yapıştırırsa ben anlarım kim olduğunu ama.
Buradakilerde şu arkadaşlar, forma bu olsun mu dediği denilen anketteki forma bu. Oğlum bunu 15 saniye falan atsaydın dileyle hiç cevaplamasalardı moderatör. %70 oldu. Bu Enes'in işi değil. Bu var ya Makav'ın işi falan bu ha. %70 ama bu forma olsuna geldi yani. Ama hocam %30 çok yüksek. %30 beğenmeme oranı da yüksek beğenmeme oranı. Evet. Yani mesela bir YouTube videosu atsan 7000 like olup 3000 dislike olsa şu güzel an, yani. Sen %70 okey gelir gibi. Aç başka bir şey aç. Başka bir şey açsana Kemal. Ne abi? Bak şu BB34X. BB34X'i açıyorum. BB34. O bana gelmedi o dosya. Heh şu. Aha. Orada oğlum. Var var. Oy. Hangi takımın formasına? Fenerbahçe'nin vardı oğlum bir tane buna benzer. Benim City formasına bir tık anlıyor. 100. yıl forması işte Fenerbahçe'nin. 100. yıl forması aynen vardı. Şimdi bunda da ya çok evet çok güzel ama renkler evet. Benim aklıma bu tam deplasman forması ya. Bunu da oynayalım mı abi? Hadi oynayalım. Bu sanki böyle şey gibi bir şey gibi abi ama. Mesela ne işte gibi birinci bir şey yaş gibi günü forması salladım kuruldu. Gibi. Anladın aynen mı? Böyle hani özel, hani bundan 500 tane yapacaksın 1000 liraya satacaksın. Tamam, böyle 1 2 3 4 yazacaksın özel. Bir şey söyleyeceğim. Ankette birden fazla şey açabiliyor muyuz? Açabiliyoruz abi. Tamam. Şunu şey yazar mısın? Ben forma için şey açmak istiyorum. Forma fiyatı için. Tamam. Tamam. Bu arada söylediğim şey arkadaşlar karla ilgili değil, maliyetle ilgili. Tamam mı? O yüzden hani seçtiğiniz şeyin kalitesi değişecek. Onu hayal ederek yapın. Aynen. Yani kaliteli, yani kalite oranını etkileyecek fiyatlar aslında. O yani aynen muhabbet öyle. Ve ciddi etkileyecek. Yani şey, ama troll yapmayın direkt oğlum ciddi. Biz oraya zaten şeyleri koyacağız. Yazıyorlar bir 10 TL. Yazıyorlar. Yaz şıkları. 10 TL. 500, 1000, 1500. 500 mü? Euro. TL değil Euro. Şöyle. 150 lira. Tamam. 200 lira. Dur ben halledeyim hatta. Bir dakika. Pull dedim. Hemen sen yapsan abi. Forma bu olsun mu? Büyük oranda hayır çıktı mesela. Pull dedik. Ha, demek ki geçen seferkini bayağı beğenmişler. Forma ya, fiyat aralığı. Abi. Forma fiyat aralığı diye mi yazayım ben soruyu? Hayır hayır. Formanın fiyatının ne kadar olması gerekiyor abi? Soru bu. Abi de şey yazsaydık, mail atsaydık olmazsa. Ne kadar olsun? Ne kadar olsun? Forma, forma ne kadar olsun? Forma kaç TL? Sen var ya Ruaz'dasın biliyorsun değil mi Kemal? Ya oğlum hadi yaz artık şunu ya. Seçimler kaliteyi etkiler. Ben seçerim. Saygılarımla. İlk saygılarımla Çizil Hanım diye. Donu da ne baba? Donu da olacak mı? Boxer falan mı? İşte altında don var ya. Şortu diyor şortu. Şortu mu diyor? Baba. He. He takım diyorsun. O biraz evet, daha ile bir üstünü çıkaralım da. Şort giymez şöyle mi baba adamlar? Şortla mı gidecek şeye? Evet abi bandal olacak. Yani eşofman altı. Aynen. Ondan sonra üzerine. Ya yazın ne giyecek? Yazın şey mi giysin? Olacak ama şey sonra abi. Şimdi ilk başta bir şu form olayını bir çözelim. Ondan sonra onlar da gelir. Kumaşı da Jardon ikinden olsun. Jardon var ya kumaş var ya. Jordan. Jordan. Yapıyor ya Mehmet amca. Söyle abi yanıtları fiyat arası. 150 lira, 200 lira, 250 lira. 149.99 yazıyorum abi. Tamam. Biraz şeye oynayalım. Nokta mı olur, virgül mü olur? Virgül kanka. Virgül olur. 149.99 TL. Kemal'den trollüyor ha. Yok oğlum ciddi diyorum bu psikoloji lan bu. 249. Alt T yapsana. TL'yi sil alt T yap kanka. Alt. Aga 15 dakika oldu hala oylama açmadınız ya. Abi bu yayın nasıl ilerleyecek yoksa? Vay arkadaş. Bizde o kadar içerik yok ki. Ne 250 dedin abi? Kemal. 199.99. Daha fazla basmadı ki.
sesim tamam. Geliyor mu? Geliyor geliyor. Tamam oldu. Boş ver sırasını mı önemli? Sesim abi geliyor sıra önemli. Geliyor. Geliyor abi. Abi bak geliyor da ben sesi duymuyorum. Ay. Ya 10 saat ayar yapacağım. Sürekli aynı şey bir de. 250. Ya. Tamam daha ne? 3 farklı yeter. Abi belki 350 yani, olsun. Abi yeni bir şey gördüm. 100 olsun falan filan diyenler var mı? Abi 100 kalitesine kusura bakmayın. O kötü olur. Aynen. Şu an duyuyorum. Siz beni duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz abi. Evet şükür duyuyoruz. Beni çağırmışsınız. Forma seçiliyormuş. Bakabilir evet. miyim hızlıca? Evet. Şu açalım. Kemal açsın çünkü kapatıp bir daha yapmaya kalkarsa bir 45 dakikamız daha gidecek. Tamam pool'u açayım bir. 150, 200, 250 diye 3 dakikadan açtım pool'u. Yaz oraya 1000 TL'de. O zorla zorla abi dur. Ya 250'den başladıysak 1000'de yaz oraya yani. Belki size seçerler yani. Tamamdır. Başlattım. Tamam. İlk formada şu soruldu abi sana. Direkt göstereyim şöyle. Bu soruldu. Organizma olan vardı ya hatırlıyor musun bunu? Evet, evet. En çok beğenilen bu oldu galiba aralardan gördüğüm. Yani duruşu üstünde böyle durduğu zaman evet. Kaslı insanların üstünde çok tatlı durur bu. Ama vücudu yani, saran bir forma bu. Abi öyle hayır, bakma. Aslında değil. Aslında değil çünkü evet mesela şey çizgin yok. Yani sadece dikişle senin kalıbına göre oturacak şeyler var. Onun haricinde atıyorum vücudun böyle olmalı, üzerine böyle oturmalı denilen çizgiler yaratılmamış. Bayağı sade. O yüzden o olabilir yani. Ya bunu ben rahatlıkla giyerim. Sadece yani beyazını giymem. Beğenmedim. Beyaz olmaz. Abi. Benim niye oraya fotoğrafım çıktı durduk yere? Abi konuşan şey olsun diye. Kim olduğu yani, belli olsun. Sessiz olan. Şu an fikri, senin fikrini alıyoruz şu an. Tam göster başka. Başka? Yani en çok bu işte. Az önce konuşulan forma buydu. Burada ama ben bir sürü anlamadım. Var. Forma dediğin bu mu direkt? Yani bu şey tasarım hayır, başı. Hayır daha hayır. Daha derinden düşünüyoruz daha. Daha düşünüyoruz. Şöyle hayır, tek tek gezdireyim ben istersen. Ben oradaki tasarımdaki şeyi anlamadım. Siz sadece çizimini mi beğendiniz? Yani o renk öyle olmayacaksa. Hikayesi, çizimi aynen böyle daha anlatımı güzel evet. falan ya. Ya bunu açık beğenmedim o. Ben. Açıkçası bir şey. Neydi o? Bir tane film vardı ya. Black Panther. Black Panther'in giydiği şeye benziyor. Oo oynan lan. Bu harbiden ona benziyor. Black Panther'in tersi. Şöyle bir tek tek de dolaştırıyorum. Gözüne çarpan olursa. Okey. Bunda ne varmış lan? Bu hali hazırda kullanılan bir tasarım. Şey Ronin Fife'ın tasarımı. Ha. Yani şeyi. Tam aynısı değil ama pandalar benzer, var arada. Şeyi çizgi geçişleri aynı. Bu da Heval'ya bir tık andırıyor. Okey. Yani sizin bunların çok daha hazır şeyler gibi. Hangisi? Şimdi çok ben daha çok hazır şeyler gibi bunlar. Benim. Aynen öyle. Öbürü biraz daha böyle ilgilenilmiş özel olarak bir şey ya. Ondan dolayı daha böyle hoşumuza gitti aslında duruma. Belki o arkadaş daha farklı bir şeyler yapsa apayrı fikirler çıkacak gibi geliyor peki, bana. Peki formada kullanılacak renkleri belirlediniz mi? Nasıl yani? Mor, sarı. Şimdi, mesela kulübün logosu ne olursa olsun. Direkt siyah forma da yapılabilir. Hı hı. Logo sonuçta renkleri temsil ediyor. Siyah formanın üstüne logo da koyulabilir. Ama direkt formayı renkli mi yapacaksınız? Bence siyah üzerinden gidelim. Forma abi, siyah tasarıma olsun. Göre değişir. Yani, tabii değişir eğer ama. Eğer siyah da daha güzel olursa siyah. Hasan iki tane daha şey atmış mesela. Bu arada arkadaşlar illaki tasarımcılar falan izliyordur şu anda. Hala bekliyoruz. Hiçbir şeye karar vermiş değiliz. Tabii. Kendine güvenen. Güzel tasarımcı var. Dövüşe gelsin diyecekmiş gibi girdi cümleye. Biraz da öyle 1v1. Buyurun abi. böyle birkaç tane size tiyo verelim. Göbekte olmaz forma arkadaşlar. Yani sponsorlar göbek. Sponsorları göbeğe koymuşlar ya. Göbekte olmaz. Sağ omuz, sol omuz üstü olabilir. Evet genelde omuz üstü ve kollarda oluyor. Göğüs üstü olabilir ve kol olabilir. Aynen. Aklınızda olsun. Evet.
Yani çok tasar, böyle ralli arabası gibi dönüyor. Şuralar olurdu en mesela. En çok omuza koyuyorlar abi. Omuz şu, da çok oluyor. He. Çünkü en çok görünen yerleri orası ya. Aynen. Ne zamana kadar vakit var demişler tasarım için? Bayağı yok. Evet, çok aslında biraz... Max 3-4 gün. Evet. Çocuğa, işte bu arada Ali Rıza'ya ulaştık, yapıyormuş abi. Oy. Ali Rıza o şey mi, ilk gösterdiğiniz mi? Aynen. Evet. Yes. O Ali Rıza'nın, Ali Rıza'nın şeyini açsana bir daha Kemal. Şu Şükrü'ye şu koldaki hikayeyi anlatalım. Şükrü, koldaki BBL'in tacındaki şeyi görüyor musun? Tek bir tane. Evet, sarı mor. Anladım. Tamam, yeah. Anladım onu. Oraya arkadaş dedi ki, chat'teki bir arkadaş. Abi dedi, her şampiyonlukta onun yanına, her başarıda onun yanına bir tane bir şey ekleyin. Bir tane daha ekleyin. Yani 1 ile başlayacak önce, sonra 2 olacak, sonra 3 olacak, sonra 4, sonra bütün kolu kaplayacak. Mantıklı. Çok güzel, güzel değil mi? Bayağı güzel olay. Şükrü bayağı heyecanlandı bu fikir. Hayır, şey, futbolda zaten hani yıldız koyuyorlar. Yıldız ya, muhabbeti var. Evet. O yüzden bilinen bir şey olduğu için çok orijinal bir fikir gibi gelmedi ama mantıklı yani. Ama uyarladı yani buraya. Tabii güzel. Canım. Yani şey demedim, kötü demedim zaten ama öyle çok hayıplanamadım bir anda. Oha, nasıl aklına geldi lan falan olmadım yani. Şeyde 4 kupada 1 galiba yıldız değil mi? 4 şey, şampiyonlukta 1 futbolda. 4 müydü 5 miydi lan chat? 4 de herhalde. Bizde her şampiyonlukta abi. 5 ha, 5'miş 5. 5-5. 5-5. Ben bunu şeyini sevdim yani, anladım ben sizin demek istediğiniz ama böyle bembeyaz görünce bir sanki babaannem örmüş gibi duruyor. Yo, bunu renkli halini yapıyor şey çocuk şimdi. İşte renkli haliyle hoş duruyor. Renkli dediğimiz yani sarı mor renkli mi? Renklisi mi? Yo, siyah olup sadece logo renkli de olabilir. Yani aynen. Mesela forma siyah olur, yan tarafları beyaz olur. Renkleri içine dışına alır. Yakası beyaz olur mesela. Bunları beyaz olur ama forma siyah olur. Her ay forma mı alacağız? O ne demek lan? He, şunu mu diyorsun? Burası güncel olması için. Ama o şey zaten oğlum. Mesela forma tasarımı şu bu sezonda değişebilir tabii ki ama. Her ay olmuyor ki. Ama... Yani 3-4 ayda bir oluyor evet, genelde. Yani şunu düşün bir de. İlk şampiyonluk, ilk tek yıldız olan forma var sende. Mesela o da değerli, anladın mı? İşte i̇lk formalar futbolda... çok değerli olacak. Aynen öyle. Futbolda mesela düşünsenize ilk forma. Hani şu an olduğunu, sahibinden de kaç paralara satıyorlar. Yani Bey'den satarlar gibi. Ya. Tabii canım. Yıllar sonra değer oluyor. O yüzden 1000 lira düşünüyoruz yani. Formasını satarak aldı bu arada arabasını. Aynen öyle. Peki şeyi, tasarımları nereden paylaşalım diyorlar. Yani Twitter'dan bir hashtag mi açıp şey yapalım ya da etiket mi atsınlar direkt Big Boss sayfa bir şeye? Nasıl ulaşsınlar birebir ya da bir mail mi verelim? Hashtag belirlensin. BBL. Selamünaleyküm. BBL forma hashtag'i olabilir. Aa, Çağrı kesin burada bir fikir buldu şu an. Kanka yok, forma çok hoşuma gitti. Bir de XX'ler üzerimde güzel durur diye düşündüm. Kanka XX'ler değil. Bu daha büyük olacak. XX large'ı biz giyemeyiz mesela. Şey oluyormuş harbi oğlum. Harbi mi diyorsun? Dree fit, dree. Bu peki üstündeki desene böyle dar, böyle fit mi oluyor yoksa? İşte biraz fit oluyormuş formalar. Ya ben öyle dedim de Okan abi, o şu an onun kesimi öyle değil falan bir şeyler dedi. Tam anlayamadım ben de. Ya göbek kısmını mesela polo markası saklıyor ya bir şekilde, fit yapmasına rağmen göbeği saklamayı başarıyor nasıl yapıyorsa. Üstten dökümlü yapıyor abi çünkü. Üst tarafı tutuyor, alt taraf dökümlü oluyor mesela. Genelde pahalı firmalar öyle yapıyor hani. Oturuyor böyle tam üzerine. Dökümlü mü ne deniyor değil mi ona? Öyle gibi olabilir. Okan abinin dediği aslında. Daha böyle biraz da hani oversize gibi değil de dökümlü olacak işte ya. O muhabbeti. Ne abi, hashtag ne gibi bir şey koyalım Ferit Bey? Neyden yazsınlar? Hashtag BBL hashtag forma BBL seçiyor. Hashtag BBL forma olsun ya. Hashtag BBL... BBL forma. Aynen. BBL forma. Mantıklı. Hashtag BBL forma. O hashtag de yollasınlar. Şu doğru mu? Bizde aramız da kolay olur. Aynen doğru.
O BBL'i bir büyük yaz bakayım. Değil mi? O sanki biraz BBL forma. Sen o BBL'i bir büyük yaz. BBL dediğin büyük yazılır. Şöyle BBL forma. Tasarımlarınızı bu siteden gönderebilirsiniz. Bak. Yeni kontrat başvurularını açtık. Karşınıza iki tane ciddi insan olacağını. Ya sen yine ne yaptın amına koyayım? Şaka yargıcı falan diyor. Çağrı sen yine o neye çalışıyorsun ya? Ben duymuştum bu arada. Çağrı bana bir ara bahsetmişti. Yeni kontrat. Sanırım ben de varım onda değil mi? Şükrü de var evet. Oley be. Allah Allah. Şey ne abi? Niye bu hashtag şu an oradan açılıyor? Git benim şeyimin altına, tweetimin altına. Hangi Twitter'ın altına abi? Oo, oradan Okan abi öğrenmiş bu var işleri ya. Tam var ya. Okan abi öğrenmiş bu işleri. Okan abinin Twitter'ını aç. He ama sen açtın mı sen hashtag'ini? Sen var ya. Kemal'in hoşuna gitmiyor abi o tarz şeyler. Abi şimdi benim olayımı bitirdin ama sen. Okan abi bunu NTV gibi şey paylaşıyorsun. Dolar, euro, gram altı. Güncel kur paylaşıyor Okan abi de. Bu da hassasını. Bakalım senin karşına geçip sorsa tabii seni rahatsız etmez değil mi? Dolar mı kazanıyorsun? Talep arz doğurur mu? Şu an doğuruyor. Adı da BBL Esports forması. Araştıralım bakalım kimler ne yapmış. Tuşa bastık. Dur şunu da paylaşalım. Hiçbir şey yok abi. Altına şey geldi bir tane. Neydi ya? Bünyamin'in şeyi. Benjamin Space Soldiers işte. Evet. Le Benjamin'in şeyi abi. Space Soldiers'a yaptığı forma. Bunu yapalım. Hadi bakalım. Gördüğümde gülüyorum ya. Justin Bieber'ı giydiren Justin marka. Justin Bieber'ı giydiren bizim NBA'si yok. Şöyle, bu hashtag muhabbeti hoşunuza gitti mi? Hani Ferit'in gönderdiklerinin altında yine bir tane böyle hashtag bir şey yazıyor. Oo çok güzel. Mesela hashtag BBL Win kullanıyoruz ya biz. Onun gibi bir şey, bu, hani BBL Gang mesela ya da bir şey bulmak lazım ama güzel. Ya bu olan şeyler, işte BBL Army falan değil ya da BBL Gang falan değil de oraya bir, o kitleye bir şey bulsak. BBL Kids. Belan sikerler şimdi ha. ya götten olur mu arkadaşlar? Allah Allah. Ben kaçıyorum. Şey yayındayım da. Tamam abi. Aha. Ben yayındaydım. O yüzden geldim. Şimdi oyuna tamam. Devam edeyim. Öptüm abi. Kolay yayınlar. Kolay gelsin. Evet abi oraya da bir tane hashtag bulalım bence. Peki bir şey daha. Ulan Şükrü gitmeden keşke sorsaydım ya. Ne oldu bizim dövmeler? Hı? Ne dövmesi? Ha, ortak yaptıracağımız dövme. Ha, ben okeyim. Ben de okeyim. Ne yaptırıyoruz onu mu? Bence net. Neydi o? Neydi? Var mı onun şeyi, çizimi? Çizimi var. Musa kesin izliyordur şu anda. Ya Okan abi sen niye burada halka sesleniş yapıyorsun? Musa çabu buraya geçsin diyecek şimdi bak. Abi dövbeci de izliyormuş. Musa dedim efendim yazdı. Şimdi şey diyecek Golden Arrow. Abi Okan Bey Hard'ı bir şeye göndersene. BBL Private Office'te bir yere koysana. Kemal oradan alsın. Yo bana özelden at Musa direkt. Sana atabilir mi ki mesaj? Atar ekleştik. Heh bak buldum abi. Demek istediğim şeyi bir tane çocuk yapmış hemen. Bakayım abi. Atıyorum. Oy çok güzel duruyor lan. Ne ya o? Hashtag take my energy. Allah öyle bir şey yazıyormuş mesela. Geldi mi? Bebel özel attım. Gelmedi. G-Fuel diyor mu? Yok dur. Ben sana mesaj olarak atacağım. Çağrı senin içine sindi mi? Önemli olan da o. He. Oo, bir dakika. Nasıl? Oğlum, şu markalar, şunlar falan değişir tabii buradaki yazılması. Ya onlar değişir ama demek arkadaki transparan logoyu ayıktın değil mi?
Bak şu detayı deseydim abi. TR. Orada mesela vardı ya Avrupa Birliği simgesi. Mesela şurada da küçük bir... Gördün evet, mü? Bayrak. BBL Esports TR. Kanka o kadar güzel ki net bizim 3-4 ay spora başlamamız lazım Kemal. O derece değil mi? Formaya taşımamız için. Aynen öyle. Formaya taşımamız için en az bir 4-5 ay spor yani. Hashtag BBL boss dedi birisi mesela. O alt taraf düşünür oraya. Şey çok çok şık duruyor. Çok güzel duruyor ama bence üstte kıyafet hani gün ışığında bu böyle durmaz. Bence. Bir de bunu valla atarlar yanlış şeylerle, siyahlarla atılmaz. Solar molar pembeleşir. Oluyor. Ben ne zaman bu kadar siyah bir şey alıp lan bu ilk günkü gibi siyah olsun hep giyerim dediğim şeyi pembeleşiyor abi. Yanlış mı yıkıyorum? Ne oluyor artık? Tasarımsal olarak fikir olabilir ama. Çok iyi. Çok iyi bence. Çok yani şu göğüs kafesi kısmı var ya. Sponsorların sağda solda evet. Küçük küçük yazması altında BBL Esports ama Big Boss Life yazarken bir de BBL Esports yazması nasıl acaba? O kötü. Evet evet saçma. Küçük küçük sponsorların yazması çok şık duruyor. Ama omuz çok boş. Sponsor yok. Bir de küçük yazması. Bir de oraya. Ya. Çağırdı işte o çağırdı öyle olacak. Bak Jurovs'a bak abi böyle. Abi bu ya günün sonunda bu olmasın anladın mı yani o kadar uğraşıyoruz ediyoruz hani bu forma şey yani bu acı çekti çocuk o gün orada bunu giyeceğim diye evet medium mu verdik ne verdik oy şöyle yakalı olsun win alınca kaldırırsınız Kemal diyor forma şekli yapılıyor düşünsene. Lose alırsak yakalar inik ama win alırsak kaldırıyorsun. Burada da BBL win yazıyor. Uf! Oo, Ferit istemiyorum demişti ama şu an bu hikaye de hoşuma gitti. Ferit bisiklet yakadan çıkıp böyle bir yakaya... Yo bu da okey abi. Okey mi? Tabii ben şeyi diyorum dedim. V yakayı direkt. V sevmiyorsun. Tamam. Aynen. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bir rica olsun. Geri alsan abi Schneider'i. Şuna Galatasaray yönetimine bir sesleniş mi var? Sayın Albayrak. Ya bak formada Türkiye bayrağı ne kadar büyük. Şimdi offline turnuva İzlanda muhabbeti olduğu için bence o biraz daha o kola koyulan şey biraz daha bir şekilde büyütülebilir bence. Evet, evet. Yani hani göğüs mü tasarımı bozar mı onu çok bilmiyorum. Burada niye simetrik karar... mesela ha, Nike logosundan dolayı mı yapmamışlar acaba? Yoksa başka muhabbet mi var? Başka bir şey vardır çok emin değilim. Ya da öyle bir kural vardır belki formalarda TR. Bence de öyle küçük koymak gene biraz daha büyütülebilir yani. Evet evet bence güzel bayağı. Olur. Çünkü yani şey evet net güzel olur. Şimdi Ali Rıza Bey duyuyorsanız bize eğer bir Türk bayrağı oraya bir nakşedebilirseniz. Söylüyorum. Bu arada Ali Rıza'nın ki şey değil. Polyester değil arkadaşlar. Yani tasarım polyester değil. O yani, ne oluyor? Bir dakika açalım bir Ali Rıza'yı. Bilmiyorum ama... Abi Ali Rıza'nın sayfası vardı. Birkaç tane daha vardı onda. O nerede? Linki vardı direkt. Hiç bilmiyorum. Bu linki kime attı ki? Ya Ferit'tedir kesin ki. Ya. Riddick de vardır ha Ferit. Böyle bir link vardı. Neydi bir tasarımcıların kullandığı site var ya. Behance. Ne o? Behance. Heh o. Ali Rıza bu arada Binance. Yapmış şeyi. Binance. Binance mi? Mortar o şey değil mi lan? Binance. Nasıl olmuş Ferit? Attım abi de herhalde olmamış. Yükleniyor. Yani beyazı daha iyi. Yani resimdeki renkler hani kumaşta nasıl durur bilmiyorum ama şöyle atayım. Ne çabuk yaptı lan adam elle. Ben bunu Kemal'in vücudunda görmek istiyorum bu formayı. Layer layer ya tıklıyor rengi. Değiştiriyor. Ha. Yok yani abi. O sarı bu
evet. Şu an bu şey oldu abi. Sarıyla morun yerinin net değişmesi lazım. Bu Galatasaray'ın Cemil İpekçi'ye yaptırdığı forma. Şey var ya. Çok yorar ya. Bu yorar. Ya az önceki sadelik mesela burada tak tık diye gidiyor. Onu ondan sevdik ya apayrı. Evet. Kemal şunu açar mısın bir? Siyah olanı mı onun? Yok. Cemil İpekçi'ninki şey. Açık pembe bir şeydi ya. Bak, bu neymiş? Galatasaray yaz Google'a. Oy, ama bak yeni Almanya forması. Yazma. Tamam yazmıyorum. Bak şöyle böyle de olabilir ha. Mesela bizim renkler kolun ucunda olur. Simsiyah böyle şey bir forma da olur siyah. Beyaz. Anladın mı? Bak öyle yapmışlar ya rengi bak şeyde tutmuşlar. Bak burada bayrak siyah var. Siyah versiyonunu yapmış. Siyah versiyonunu attım. Bakayım. Bir dakika. Olmaz mı? Kemal, ben de bir tane tasarım yaptım kanka. Şuna bakar mısın? Yolla bakayım kanka. Siyah beyazı da böyle oluyormuş bak. Oğlum beyazın büyüsü mü var ayrı ya? Beyaz ayrı bir hala gözümde şey kaldı yani. Logo renkli olsa diyorlar bunun üstüne. Ben de aynı şey düşündüm ama yok ya. Şu ana kadar gördüğümüz siyaha dair gördüğümüz en güzel Ferit'in bu çok güzel dediği. Ve bizim o göğüs kafesinin üzerindeki şeyi beğendik ya. Şu ana kadar siyahların içerisinde en güzeli o. Bak bu da çok güzel. Bunun beyazı da çok güzel Kemal bak aşağıda baksana. Abi bunun beyazı aynen, çok iyi. Aynen şu. Çok iyi beyazı. Aşırı iyi. Bir şey... Oy bu çok iyi, oy bu çok iyi. Hangisi çok iyi abi? Arkadan geliyorsunuz. City forması abi. Ha. City formasını siyah ve beyaz abi. F5 desene abi. Onlar da aynı zamanda görüyor bizimkiler. Kızdı bize ya. Bunun hepsi iyi ya. Mavi de güzel, beyaz da güzel. Harbi mi? Eyvallah kardeşim. Alacağım onu ben yarın. Abi şu... Ali Rıza eğer bizi duyuyorsa siyahın... Duyar duyar. Bir gelsin Ali Rıza şu deliciye Allah rızası için. Abi hakikaten gel yok. Çağırayım mı? Tamam. Çağırsan harbiden. Bir de bize ekran paylaşsın onu da verelim. Cem canlı muvaffakatname. Aa aynen ekranı paylaşsın. Evet abi oradan canlı baksak. Kemal bunların sweatshirt'ünü yapsanız net daha çok gider. Yayını izleyen 32K kişiden 31'i fit değil. Hepimiz senin yolunda poğaça oluyoruz. Ne sweatshirt istiyoruz? Tamam o zaten okey. Ama bizim hani oyuncularımızın da giyeceği, hani isteyenlerin de bunu hani alacağı. Yani sadece giymek için de değil. Ya yaparsın ya hani formayı alırsın. Hani asarsın bir yere bilmem. O mantıkta. Ya da maç izlemeye gidersin offline olur mesela artık turnuvalar. Ferit gelecek efendim? Ürünleri söylesene abi. Neler geliyor? Hoodie geliyor. Gelecek. Hoodie geliyor, eşofman geliyor. Eşofman geliyor, short geliyor. Çorap geliyor. Ondan sonra cap geliyor. Cap. Bere kış için düşünüyoruz. Evet. O yüzden bayağı bir şey geliyor ama bunlar bekliyor şu anda. Yani bu burası hızlı ilerletmediğimiz yer. Formayı hızlandırdık. Abi bu forma bu arada yani aslında bayağı iyi de. Evet güzel gözüküyor vallahi. Abi forma ben bittim bu forma ya. Bu da çok güzel gözüküyor. Mesela şu kaldırılabilir. Bunlar mesela şuralara bir şey yapılıp. Ya ne oluyor ne oluyor? Heh, şuralara mesela olabilir. Logolar sanki markalar. Evet logoları oraya taşıyabilir aynen öyle. Yani zaten şurada büyük amblem var ya şu da biraz sanki. Fazla gibi mi durmuş? Ayrı bir logo. Ali Rıza oyun sorun çözme odasındaymış. Çeker misiniz? İsmi A-L-R-Z-A. Tahmin etmesi oldukça zor. Moderatörlerin işi çektiler çok çektiler mi? Şu an geldim abi. Selamlar. Selamlar geldin. Ali Rıza. Hoş geldin. Abi ben yayın açayım diyeceğim de upload hızım o kadar kaliteli değil. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Olduğu kadar. Aynen 720 tamam. Falan da verebilirsin. Bug'lı zaten şeyi. Tamam ben olmazsa ikinci internete geçerim.
Abi ben de sarısını yapıyordum tam siz derken. Tabii geldi. Şöyle ekranda verdim. Güzel gözüküyor ya. Verdi, ses gitti. Şu an yok, konuşmayı kestim abi. Sarısını yapıyordum tamam. Peçete alıp geliyorum bir gözüküyor. Bu arada sarıyı ben niye sarıyı bu kadar beğeniyorum? Çok hoşuma gitti sarı. Bence ya. Tatlı duruyor ya. Çok hoşuma gitti sarısı. Sarı güzel olmuş bu arada. Şerit çok güzel durmuş morla. Evet. Ay. Ama siyah yaka çok ayrık durmuş. Yani o, onu durmuş. İşte yayın açmadan düzeltecektim hazır şuradayken. Onu da bir saniye abi. Şöyle yapayım. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Söyle çağrı. Bu az önceki siyah forma vardı ya. Evet. Göbekte hani birazcık daha BBL logosu silik ama belli bir logo vardı. Evet. Bence o çok büyük fark yaratıyor. Evet bence de. Onu denesek mi acaba bunun üstünde olur mu? Neyi bir daha söyle kanka. Açayım buradan. Dediğini... O az önceki siyah şey vardı ya. BBL logosu büyük karın bölgesinde. He tamam. Onun üstünde olmaz da. Onun yapanı da ayrı mesela. Onu da çağıralım. Kapışsınlar tasarımcı. Niye canım? Bence ayrı ayrı şey de olabilir. Biri deplasman gibi, biri şey gibi. Öyle olmaz mı? Bir tane tabii, mi çıkması lazım? 6-7 tane çıkartalım biz. Tamam. He sen biri, şey yap. Her bedenden. Yapalım sen ya, fırça mı çekiyorsun doğru mu diyorsun abi? Ben anlayamam. Bana göre yapalım çünkü olur. Ciddiye aldım yani. Riddick'te etki var mı bu DC'de? Riddick gelsene de bu DC'ye. Gelsene Enes. Enes sen de bir odaya gelsene gözünü seveyim bir. Hazır bir işe girdik şurada. Karaman eksik gibi çağrı. Mesela sponsorları da bunda daha yerleştirmedik ya mesela nasıl duracağını bilmiyoruz aslında. Sen nereye düşündün? Ben Ali Bey sponsoru arkaya düşünmüştüm ama hani kola da yerleştirilir. Yani hangi ne tarafta daha hoş olursa formada. Ben açıkçası formayı yaparkenki asıl amacım şuydu. Hani formayı alıp sadece dolaba asalım ya da halı sahaya koyalım değil. Hani bunu günlük hayatta da kullanalım amacım oydu. Anladım. Yaparken. Atıyorum bir kapşonun içerisine bunu rahatça giyebileyim. Hani o şekilde düşünmüştüm yaparken. Senin peki abi Okan abi sen dedin ya bu polyester değil bir şey dedin. Ne oluyor senin kafanda bir şey, bu? Bir şey demedim. Bu polyester değil gibi dedim. Ha. Evet bu bence de pamuk olur ya. Bu harbiden böyle günlük hayatta da giyilecek bir öyle fan benek, forması gibi olur. Benek şey falan çok... Ya yaparken de... Sözünü kestim abi kusura bakma. Yaparken de birazcık hani Brezilya'nın işte Nike'ın ürettiği futbol takımlarına falan da göz attım. Onların çoğu günlük hayatta da giyiyorlar. Ton fotoğraflarına da göz attım. Araştırdım birazcık yaparken. Eline emeğine sağlık. Teşekkürler. Ya ben sarıya karşı biraz şeyim. Biliyorsunuz yaptığımız bütün hoodie'lerde. Hı hı. Sarıya yani çok çok güzel gözüküyor. Toplu bir arada olduğu zaman. Sarı normalde çok tercih edilmeyen bir renk ama niyeyse böyle üste giyilen bir şey de çok ortaya çıkıyor. Biz Türk insanında biraz esmeriz ya. Riddick Selim geliyor mu? Evet abi görüştüm geliyor. Selam bu arada. Selam. Hoş geldin Riddick'cim. Hoş buldum. Yani bunun beyazı açık konuşayım. Bunun beyazı en iyisi. Tamam mı? Evet. Ondan sonra ama beyaz da yani bir formadan öte gerçekten aslında Ali Rıza hedeflediği şeyi yapmış. Beyaz da çok böyle formadan öte dışarıya giyilebilecek bir şey yapılmış. Yani mesela ben Galatasaray formasını giyip dışarıya çıkarsam, Fenerbahçe formasını giyip dışarıya çıkarsam bunu çok bariz forma olduğu ortada ya. Biliniyor ya. Bu, şeyin değil, öyle... beyazın değil. İşte Jordan Paris Saint Germain gibi mesela. Bence ayırmalıyız. Yani şu olabilmeli. Yani forma formadır. Tişört tişörttür. Bence forma üzerinde ayırmalıyız. Bak işte. Az önce bana dedin 2 tane, 3 yok 4 tane yapalım dedin. Hayır şey için söyledim. Ha yine 1 olsun diyor. O bambaşka bir konsept. Hayır 1 olsun demiyorum. Şimdi tişört, hoodie, şu bu. Bunların hepsini ayırdık ya biz. Tamam. Formadan birden fazla üretip yani deplasman diye bir şeyimiz yok ki. Yani öyle bir şey yok. Ev yok çünkü. Anladın mı? Hepsi deplasman. Doğru diyor.
O yüzden hani birden fazla forma değil, tek bir forma, herkesin aynı olması bence en iyi olanı. Türkiye'deki Türkiye içi turnuvaları ev olup dışarıya gittiğimizde deplasman. Abi bence yani deplasmanda Türk bayrağı büyümeli. Ev içerisinde Türk bayrağının çok bir önemi yok. Zaten herkes Türk çünkü. Ama deplasmanda Türk bayrağının büyük olması bence önemli bir detay. Ya bu sarı mor yalan yok benim. Evet hoşuma gitti. Kenarda köşede durabilir ama bu siyah beyaz olarak yani beyaz yoğunlukta olan siyah beyaz var ya. Onun için yapılmış bir şey. Biçilmiş kaftan. Açabilirim isterseniz. O layer'lar böyle yan yana var mı sende tık 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 geçsek şeyleri? Böyle üstte sekmeler. Onları JPEG kaydettim. Çok seri yaptığım için yayında da bekletmeyeyim istedim. Şu siyah hali de aslında hoş oldu başta. Benim de hoşuma gitti ama yaparken. Tabii kullanmış olduğum mockup'tan dolayı da bazen desenler görünmeyebiliyor. Tam siyah rengini de size gösteremiyorum bunun yüzünden. Birazcık griye dönük yapmam gerekti. Karşı takımın seçtiği map'te deplasman forması giyilebilir. Ya dur oğlum adamların dikkati dağılmasın diye herkes uğraşıyor maç arasında. Ne diyelim ulan adamlar split seçti gidin şey yapın mı diyeyim. Şurada beyazı da açayım tekrardan isterseniz. Bence dediğiniz gibi beyaz da tabii en iyisi. Ama ya beyaz da öyle bir şey yaparsın ki atıyorum. Yani o beyaz çok beyaz kaçmış bize Ali Rıza. Notumuzu verelim. Sen ona göre hayal et. Beyaz çok beyaz. Onun üzerinde bir şey olması lazım. Ne olduğunu bilmiyorum. Yani bize gözükmüyor şu an. Bir şey koyabilirsin. Yayında. Hı hı. Altın yaldızlı bir şey koyabilirsin atıyorum. Bilmiyorum ne olduğunu. Ama çok beyaz. Çok düz tişört. Bence alacak kişinin bir nebze olsun farklı bir şeyinin olması lazım dolap tarafta. Bak şimdi Kesi göndermiş Gizem formaları. Demiş ki asla VYK olmasın. Ferit seninle o da aynı şeyi söylemiş. Eski aynen formalarımı gönderiyorum deyip fikir olması açısından ama ya buradakileri de beğenmedim. Selim hoş geldin bu arada. Lan merhaba. Kem hocam ben de bir tasarım yaptım. Baksana üzerine. Selim sen dediklerimizi duydun mu revizelerimizi? Duydum dinliyordum yayını. Bir de Selim'kini açsana Kemal. Selim'e de şey yapalım. Selim'e de revize. Tamam aynen. Dinleyebilirim. Selim'in neydi? Ha şu. Tamam. Siyah olan ha. Şöyleydi. Buyurun Selim Bey. Pardon buyurun Okan Bey. Şimdi ben çekingemi anlatayım. Selim sen ona göre şeyini yap. Ama tabii bu arada şey de çok önemli. Sen tasarımcısın değil mi? Normalde ya designer değilsin. Hani bir tişört tasarlama, forma tasarlama gibi bir olayın aslında yok. Senin olayın genel olarak grafik tasarım. Doğru mu? Aynen öyle. Tamam. O yüzden şimdi ben şundan çok çekiniyorum. Bu formada Big Boss Life sizin en aşık olduğunuz konu bu göbek göğüs kısmına doğru uzanan ve göbeğin tamamını kaplayan Big Boss Life yeri var ya. İnsanlar bunu çok ince biri giydiği zaman veya bu fitin dışına çıkacak kilolu biri giydiği zaman Big Boss Life böyle gözükmeyecek. Bence tacının bir kenarı bile gözükse şey gibi yani. Zayıfken yapılmış dövmenin kilo aldıktan sonra böyle değil mi? O muhabbet gibi duracak. Dökümlü giydin, hani bol giydin. O zaman böyle çok birbirine karışıp şey bir hal alacak. Şimdi ben şöyle bir revize verebilirim. Mesela omuzlarımız simsiyah kalmış. Hiçbir tasarımımız da yok ya mesela. Atıyorum küçük küçük taçlar mı? Küçük küçük taşlar mı? Böyle hani o silüeti yaşatacak ya da daha büyük bir halim. Atıyorum omuzdan yarısının gözüktüğü. Nasıl nipin mi? Liquid'in pardon. At kafası girmiş ya içeriye böyle. Onun gibi böyle hani omuz tarafından gelen. Çünkü omuz herkeste oturur. O eğer formanın kalıbı iyiyse tişörtün, hoodie'nin her daim oturur omuzlar. Eğer kalıbı iyi yapmaya becerirsek omuzda ya yani mesela göbekten yukarıya doğru değil de omuzdan aşağıya doğru belki verebilirsin atıyorum. Fikren söylüyorum. Anladım. Aslında oraya bu logoyu bir kere daha yedirecektim ama bu ufaklıkta değil de işte o Liquid'in logosundaki gibi yedirecektim. Daha sonra logoları da koymayı düşündüm ama ellemedim ondan sonra ama dediğiniz gibi yapabilirim iki türlü de. Abi bence o
transparan BBL logosu göbekteki. Hı-hı. İnanılmaz hoş. Tam boyutunda ya. Bence. Bu tarz forma, buna benzer heva forması vardı. O senin dediğin olay pek olmuyor abi. Aslında onun olayı zaten şey, hani tacın bir kısmı bile gözükse okey yani. Yani hepsini bütün olarak görmek değil onun olayı zaten. İkincisi, ortaya logo koymuşsun, BBL logosu. Tam böyle çenenin altına. Ama altında bir daha BBL Esports yazıyor. O çok gereksiz. Aynen öyle. Sponsor logoları çok küçük. Bir de sponsor logoların olduğu yerler, tekstlerin olduğu yerler omuz ve kol olması gerekiyor. Genel olarak. Çünkü hep öyle yani. En görünür yerler o olduğu için. Oradaki logo da bir tık şey değil mi Ferit Bey? Ne abi? Mesela altında büyük bir logo var ya, ama burada ortalamadan daha büyük bir logo olması çene altında. Yani BBL Espor yazısını demiyorum. Şuradaki Hı-hı. logo da yani ekstra logo gibi göstermemiş mi? Ama bir logo olması lazım oraya. Yani bir zaten dakika. Altındaki o transparan logo çok transparan olacağı için çok da belli olmayacak. Abi ben şu an bıçak savaşına roket atar sokuyorum. Hazır mısınız? Haydi bakalım. Bir dakika bekle şimdi. Cemil İpekçi'yi mi arıyor? Ne oluyor? Saat 11 alo, abi. Alo Cemil. Erkin ne haber abi? Ay sen yayını izliyorsun. Tamam abi. O zaman Türkiye'ye sana yayından sesleniyorum o zaman telefon. Abi senden madem yayını izliyorsun, senden forma istiyorum abi. Ya ben akşam tasarlıyordum. Bir vakti açtım yayını. Siz şeyleri değerlendirince bıraktım kenara da. Yaparım. Yani şu an yapamayabilirim ama tamam. Yaparım. Tamam. Senden abi bir tane forma istiyoruz, tamam mı? Caner Erkin. Tamam. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Çok yapıyordum ben. Siz seçmeye başlayınca ben durdurdum şeyi. Akşam ofiste yapıyordum. Şimdi çıktım eve geçtim. Bilgisayar almadım. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Üzüyorum yani. Tamamdır. Tamam. Hadi sağ ol. Hadi görüşürüz. Erkin arkadaşlar bizim ajansımızın kurucu ortaklarından. Yani bizim ajansımızın dediğim çalıştığımız kreatif ajansın kurucu ortaklarından. Oldukça başarılı bir şeyleri var. Onlar da bir tane yapsın. Hı-hı. Bakalım ne olacak. Bir de bir fikir daha vereceğim. Buradaki bu logo baskı olmasa ne denir ona? Ayrı böyle olur da hani formalarda öyle ya mesela PSG'de cırt cırt böyle mı? Cırt cırt da değil ya. Böyle 3 boyutlu gibi gözüküyor böyle eline hoş bir Anladım. Siyatı var şöyle. Tam şey yapamam. Kabartma mı? Arma. Patch. Aynen. Patch gibi. Öyle olsa daha mı acaba böyle apayrı güzel gösterir yoksa böyle hafif bir şeyde böyle fazlalık mı durur? Hani düşer mi falan öne gibi. Bence beni çok olabilir. Şey yapmayın yani. Selim bir de kollardaki o şeritle beraber BBL Esports yazısı da gereksiz. Bence. Tamam onu da kaldırırım. Ama bayrak güzel bir detay olmuş. Bayrağı da biraz büyütelim bence. Arkasında da bayrak var. Arkasını atmadım ama öyle olunca fazla olacak. Arkasında zaten. Olmasına gerek yok bence. Kollarda olması yeterli. Tamam. Orada kollarda şey olabilir abi mesela. Bayrak yanında oyuncunun ismi. Fikir sadece. Oyuncu ismi arkada yazacak ya ama. Önden de hani şey görünsün diye dedim ya. Açı böyle mesela önden alıyor ya kamera e-spor şeylerinde. Turnuvalarda falan. Tartışılır. Final olarak Bino Game'le Ethiopia logoları omuz üstüne çıkacak diyorsunuz. Oradan kaldırılacak diyorsunuz değil mi? Aynen. Ya omuza ya kola koyacağım. O zaman da merkez çok boş kalmaz mı yani? O logonun sağ ve solu. Orada sponsor olan kısımları. Yani oraya bir şey yazabiliriz belki. Türk bayrağı falan oraya da konulabilir. Olabilir. Olabilir. Yani normalde işte logo göğüs tarafının üstüne gelir ya sen böyle tam ortaya koymuşsun. Ben çok küçük kestiremiyorum tabii. Okan abi bir şey diyeceğim. Tabii. Abi az önce hani ajansı aradın ya. Benim de aklıma şöyle bir şey geldi. Selim'le birlikte biz gücümüzü birleştirelim. Ajansa karşı çarpışalım. Vay. Ama bir şey söyleyeceğim. Büyük haksızlık olur. Çünkü onların ajansı 40 kişi.
Yani şimdi orada şey hani ya. Erkin tek başına hani eliyle çizerken böyle bir savaşa dönerse mevzu. Onlar büyük bir şey aktif ederdi. Yani. Evet hani o yüzden ona girmeyelim ama şu fikir çok hoşuma gitti. Bravo sana kardeşim. Bence güçlerinizi birleştirin çünkü yani burada öncelikli önemli fikir Ferit'in ve Şükrü'nün fikri. Evet. Sonra Kemal'in, sonra benim. Estağfurullah en son. ama iki tane forma şu anda yani Ferit'in gözüne çarptı ve hoşuna gitti. Bence o yüzden evet bu güç birleştirme olayını yapın. Bence yapın ve öyle çalışın. Bence aramızda da oylarız abi ya zaten. En son tabii canım. Şeyi. Tabii aynen. Canım yani hani. Tabii ki. Bence de mantıklı, ben okeyim yani. Tamam o zaman Selim'e ben iletişime geçeyim. Şuradan. Tamamdır. Buradan bir de siz de bir ajans açıyor musunuz ileride? Öf. İkili abi ortak. Hiç olmayacak bir şey değil. Bu arada aklıma sadece geldiği için soracağım. Şimdi bizim tacımızın ortasında bir tane taşımız var ya mor. Aynen. Hı-hı. Bu siyah formada orada bir tane morun böyle ortaya çıkıyor. Evet abi. Durur mu? Aynen. İyi mi durur? Mükemmel çocuğum? Durur bence. Değil mi? Böyle evet. Bir tane kontrast sanki girmesi böyle bir patlatması orayı güzel olabilir gibi geldi. Gerçek taş yani. Onlar... Ha, şey zümrüt koyalım oraya. Ya Kemal sen de hakikaten iyi kontenti. Hem kontenti saldın bize hem de bizi trollüyorsun ya. Abi yok sıfır troll ya, niye olabilecek bir şey diye oraya taş koyalım. Formada oraya ya olur mu oğlum? İnsan göbeğinde taşla mı gezecek? Serdar Ortaç, zeytin, karabiberim. Tam göbek deliğinin üstünde. Ama yani bu çok siyah ya. Bir şey patlatması güzel olabilir bence. Kemal şey yapmıştım ben. Dıştaki şeritleri işte mor ve sarı yapmıştım. Bir tanesini mor, bir tanesini sarı ama siyah beyaz çok daha şık durdu bence yani. Onu da atabilirim de. Abi maalesef maalesef dememin sebebi benim takımım olmaması. Siyah ve beyaz dünyanın en güzel renkleri. Maalesef. Bence de. Bir respekte geldi orada. Beşiktaş'a. Tüm renklerin anası ya beyaz. Evet. Evet. Bir OİTE Cimnastik Kulübü yazdı. OİTE JK. Kemal NBA'de takımlar ense kısmına kazandığı şampiyonluk sayısını yazıyor. Yo onu dedik ya Ozan. Bu tasarımda mesela o şey gidiyor dediğiniz olay. Ama başka bir şey gelir. Yo gelebilir abi, buraya da gelebilir. Yo gelir abi, her tasarıma gider o. Şimdi ben... güçleri birleştiriyorlar ya zaten. Abi lafını kestim. Ben kafamda kurguladım da. Selim müsaitse aşağı geçelim mi? Tamam olur. Biz sizi rahatsız etmeyelim. Bir çay için. İsterseniz biz gidelim. Biz bitirelim çıkaralım. Ben kafamda kurguladım çünkü. Tamam hadi bakalım. Okey. Bir aşağı atabilirler mi? Bitirelim çıkalım da hızlı bir şey mi o böyle tıkır tıkır yapıp? Yaparız ya tıkır tıkır. Tamam ben sizi şöyle toplantı... Heh. Sen çok telleşme abi. Tamam Enes halletti Enes. Vallahi güzel oldu. Bu da iyi oldu ha. İki gücün de birleşme aynen. Olayı. Öpüyorum sizi. Ben kaçıyorum. Görüşürüz. Tamamdır abi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Hadi baba. Görüşürüz. Bay bay. Buradan güzel bir şey çıkacak ya. Ben inanıyorum yani. Lego. Bir şey söyleyeceğim ya. Mesela bu fırça darbesi muhabbet de çok iyi ama abi hepsi işte diyorum evet ya. Evet işte kafa karıştırıyor bu. Semih Hüseyin vücudu bunların hepsi. Yani ya bunu Batu giydiğinde böyle durmayacak ki bu. Ha G2 böyleymiş ama. G2'nun nasıl böyleymiş. G2 forması. Bak Kemal bunun kolunda çok ince bir çizgi var Okan abi. G2 çok benzer ya bak. Kolunda çok ince bir çizgi var bakıyorum. İki çizgi var ya. Yeni açtığın değil Kemal. Bir alttakinin. Evet dikiş yerleri. Evet evet dikiş yerleri. Mesela bizim o siyah formada oralar renkli olsa nasıl olur? En olabilir, azından bizim renkli. Morlar da oraya falan gibi. Ha aynen. Olabilir.
Yapılabilir. Bence hoş bir detay ya orası. Evet abi orada bir kontrast eksik. Bence öyle bir şey gelmesi lazım. Ama işte yine Okan abinin dediği mevzuya gidiyor. Evet. Yine çok vücut böyle. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Kemal tam mouse tuttuğun yer kıpırdatma. Dur oradan abi. Sol üste doğru böyle oval gidiyor ya. Ay lan ne güzel koymuştum. Tam göz şöyle diyor ya. Tamam anladım. Şöyle yani. Kartalın oradan, şeyleri gibi. Buradaki. Evet evet. Şimdi oralar yani vücuduna doğru oturmadığı zaman yani senin aynen. Fiziğin çok iyi olmadığı zaman orası iyi durmayacak. Evet. Yani dikkat edin hep bu tarz hareketler herhangi bir günlük kıyafette olmaz. Her daim süper kahramanlarda, şunlarda, bunlarda olur. Onlar da içinde kalıp gibi şey giyerler ve burası taş gibi durur, çok güzel durur. Ama bu günlük hayatta giydiğiniz zaman sizi cücük gibi ortada gösterecek bir şey. Çünkü eminim şu anda 32.548 kişinin muhtemelen 30 bini bu fiziğe sahip değil. Tabii. Ya bu bayağı fit fizik. Sen bana birinde giydirdin ya ben bir yere etkinliğe mi ne gidiyordum. İçime bir şey giydirdin de böyle kas katı kesildim. Nefes alamıyordum böyle hatırlıyor musun? Ankara'da mıydı bir yer? Senin içine şey o korse verdi. Korse mesela. Ya. Var ya belamı sikti ya. Şöyle duruyorum nefes alamıyorum. Kontonlamam değişti lan düşün. Öyle bir şeyle giyilir bu anladın mı? Ama aynen o da beni var ya, ya nasıl gösterdi ha Eray görecektin yani kardeşim. Ya kanka sen oğlum vücutlu bir adamsın zaten sana yakışır ya. Mesela Hasan'la da Karaman birlikte güçlerini birleştirip bir şey çıkarsalar. Buradaki şeylerden. Ne diyorsun Çağrı? Hasan'la Karaman aşağıda, yapmıştı bir şey. Aşağıdalar Hasan'la Karaman. Harbi mi diyorsun? Şey diyorlar değil mi bunlar nereden çıktı? Bu iki tasarımcı nereden çıktı? Samet'le ne? Ali. Kanka çabuk birazdan Ali gelecek. Bak bu konuyu kapatmamız lazım. Aynen Ali aman diyeyim fikir mikir verir abi şimdi. Bunu hemen halledelim şu işi de. Abi aklıma bir şey geldi. Ne abi? Sanal gözlüğü takacağız. Neyi takacağız? Ali'nin fikri. Abi aklıma bir şey geldi. VR gözlüğü takacağız hepimiz. Formayı biz giymeyeceğiz. Forma bizi giyecek. Nasıl fikir abi? Bir de şey diyor sonunda da şey diyor. Gamerlara bir gönderme de olur bir yerden. Ya pes demek diyor 25 bin lira setin tanesi. 30 kişi onu mu alıp takacağız? Bunun sonu da benim Instagram... Ya boşver ya baba. Boşver Eray sen tam tabii şey yapamam. Ya. Valla ben şu ha mesela bak abi. Hasan'la Karaman'ın birlikte yaptığı sunum buydu değil mi bize? Yanlış hatırlamıyorum. Evet evet buydu. Buydu. Mesela yine bu tarzda bir şey. Baksana şarkı. Ya yani aynı sinemalar demiş ya. Kozmik Karınca Egoist Parti. Oo maskeler, bileklikler bak. Bu tarz bir şeyler gelip istediğimiz şey de olursa mesela o da apayrı bir şey. Peki. Hadi bir soru daha soralım. Diyelim ki bir bundle yaptık. Yani bir paket yaptık. Forma ile beraber yanında bir şeyler daha vereceğiz. Yani böyle bir paket olacak ve o paketi alacaksınız. Abi bence... O pakette... Dur. Fikrem ben sorayım sana sen. Bileklik. Evet. Maske. Artı bir. Pin. Artı bir. Ve cap. Şapka da içinde. Bunların arasında seçin. He, çünkü bunu koyunca fiyat direkt arttı gibi oldu böyle kafamda. Ben bileklik derim. Ben şapka derim ya genel olarak. Sevmem ama şapka bence daha şey olur böyle. Bence şapka ayrı çıkar ve alınabilir bir şey olur. Ama mesela bileklik ve pini ayrı olarak satın almayayım da onun içinde gelsin isterdim ben. Bu daha mantıklı. Şapkayı da alırsın. Ayrı bir fiyatı olur, bir şey olur. Şapka takanlar için alırsın. Ama herkes şapka takmıyor ya. Ama pin, bileklik takılıyor yani. Ya pin dediğimiz ne? O benim Twitch ayakkabısının üzerinde pin var ya mesela. Twitch logosu var. O. Ya şunun mesela küçültülmüş... Ya anasını sikeyim ya.
Tamam, sakin ol oğlum ya. Tüm modum moralim çıktı. Bu çıkabilir bir şeymiş. Mesela bunun küçültülmüş halin çantaya takılır falan ya böyle. Öyle bir şey olduğunu düşün yani. Agresifsin kanka. Anahtarlık mesela olabilir. Pin değil de anahtarlık da olabilir. Kılıf mı? Mesela şu kılıfa girdin mi oğlum? Kaç bin tane telefon modeli şeyi markası şuyu buyu giriyor işin içine. O biraz yorar mı diyorsun? Rozet, heh rozet. Aynen öyle. O biraz daha sonradan. Bilekliklerde şey olabilir. Mesela böyle ikili bileklik iç içe girmiş olur. Bir tanesinde işte ya her bileklikte RNG olur birazcık. Hani oynadığımız maçların takım VS'leri yazar. Bir tanesinde işte BBL takım. Kime ne geleceği belli olmaz falan böyle. Aynen. Peki, random. Peki Kemal. Kemal sana özelden bir tane hoodie atıyorum. Tamam abi. Mesela. Kemal bu ısınınca resim çıkan bardaklardaki teknolojiyi formaya koysak oyuncular terledikçe renk değiştirse nasıl olur? Ya bir dur oğlum sen nereye gittin ya? Ali mi geldi? Yok yok Renan. Ali'ye benzer bir arkadaş yazdı chat'teki. bu fikir bu fikir çünkü. Abi biraz elimizde. Aa şey bir dakika. Oo. Bu bizim kalıbımızla evet. Yapacağımız oy. Net hoodie tartışmasız tartışmasız yani bu hoodie %1 milyon bu arada yani startını vereceğim yani şu tasarımın şeyini alayım istedik arkadaştan bakalım ama yani hoodie'nin nice. Güzelliğine bakar mısın? Bu çok güzel. Bizim kalıbımız da olacak bizim dikişlerimiz de olacak ama şey böyle işte. Harika yani. Evet, burada kapşon bir, tek biri yok tek çizgi abi. Dikişi olmayacak. Çift çizgi dikişi olacak. Var. Lego Kero. He Lego. O yüzden, tamam, yüzden geliyorsa. Okey tamam aynen. Aim değeri aslanmış. Bence 10 numara. Hepsinden iki yazılışı gibi falan. Güzel bence. Lego 2 oyla aynen. Lego mu ben kaçırdım? Kemal ana sayfada yoksun. Baba ben anlamıyorum ki benim bu yayın günlerinde. Vallahi ana sayfada yokuz. Nereye? Şu an ne oldu lan? Bakın bakın var herhalde ya. Perşembeleri böyle bir şey oluyor. Bak işte. Tüm mod moral düşüdü yani şu an. Bu 10 numara abi. Bu inanılmaz iyi bence. Peki hızlı bir soru. Oy, hızlı bir soruyu da sormuyorum abi. Ortası baskı, tamam mı? Şu BBL'in logosu, baskı, BBL e-sport yazısı mor nakış. Etrafındaki isimler de sarı nakış abi. Bunlar nakış olacak baskı da değil. Ha, o bak, o apayrı bir kaliteye taşır bunu işte. Hoodie dedim diye chatten kendi dilini kullan diyen arkadaşım nakış dedim. Ona da artı bir puan verdim mi? Çetere tutuyor. Tekrardan iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldin. Burada niye öyle bir şey yazıyor? O hani bu arkaya mı başka bir şey yapmış? Anlamadım, bir daha sor. Vıtıcın, Utenara, kendine misin? Solda öyle şeyler yazıyor ya. Adam tasarımını sunarken güzel göstermeye çalışmış. Bu ne? 3 bir şey yazıyor. Sen yoksun abi, ben yokum. Ben nasıl yokum abi? Bununla olmamız lazım bize. Bunu en azından şu şöyle... Şurayı mesela kalk... Oy Okan abi o nasıl olur? Ne o? Hani isimsiz kahramanlar anladın mı? Onlar da böyle oy. Mesela. Şurayı şöyle bak şöyle açıyor şurayı mesela. Burada yazıyor böyle küçük. İşte kendine misin Oy Demirel Utenara Vıtıcın diye. Bir tanesinin böyle içinde. Kolun içinde mi? Şöyle nakış olmazsa... Yo çift kat olur. Nakış yine olur. Olur. Fiyat mı arttırdın biraz? Çevirip kolu çektiği zaman. Abi söylediğimiz her şey fiyat arttırıyor bu arada. Ama şu 20 lira arttırıyor bu ya. Şu ana kadar konuştuklarımız öyle hani öyle çok abi hayır 500-400 falan değil hoodie. 1000 falan. Biz zorun mu? 800-900. Burada senden bir fiyat performans mı gelecek bu hoodie'de acaba? Oraya sen ayrı bir uğraşıyorsun çünkü. Abi işte kaçıncı hoodie'yi yaptırıyorum belli evet. Değil yani. 150-200 abi. Sürekli 100'er. Sen bir şey değil mi? Buradan kar mar bir şey falan yok ha. Ben sana söyleyeyim. Zararına girdik yani şu an.
Çoktan abi, sanki yaptırıp izle, yaptırıp hangi... yakıyor Okan abi böyle. Biz hangi işten kar ederek ayrıldık ki? Şöyle iyi yapacağız diye parçalıyoruz kendimizi. Şöyle bu hoodie gerçekten net yapılacak. Bak ortadaki sarı baskı, tamam mı? Empirme baskı yani. Transfer aynen. Baskı da bizim logomuz. Ondan sonra o empirme baskının üzerine nakışla bu BBL Esports yazısı gelecek. Mor. Şeyin ipliğinden. Hoodie'nin, ha, bu yazı da yanlış olmuş. Sports. Kapüşonlunun aha, renginden, mor renginden olacak. Ondan sonra etrafındaki o sarı isimlerin yazılışı da yine nakış olacak. Ya bu, ben bunu net giyer evet, çıkartmam. Evet. Aynen öyle. Gerçekten çok iyi. Abi bu bize verilen hoodilerin XX large yok mu? Bu bana olmuyor ya. Şu an 4X'i geliyor. Peki bir şey soracağım. Be. Bunda mesela ben normalde XX large giyiyorum ya. Bunda ben XX large mı giyeceğim ya normal XX large mı giyeceğim mesela? Kemal XX large giyeriz ya. Sen normalde XX large girmiyorsun. Öncelikle bu yalanına. Nasıl yalan yani? Söylüyor abi. Nasıl yalan yani? Söylüyor. Ben onu söyleyeyim Okan abi. Nasıl ben onu söyleyeyim ben şu üstümdeki çıkarayım. Ben de Jordan'da XX large giyiyorum. Ben de Jordan'da XX large giyiyorum. Ama mesela standart normal şeyde XX large giyemiyorum Kemal Can Parlax. Kardeşim benim üstüm al. Üstümdeki. Git bir Zara'nın. Ya sen git bir Zara'nın. Çıkar X-Large üstünü. Kapşonlusunu bir giy. Kemal'cim biz yani Cemal, sporcular olarak ben senin bedenini daha çok tahmin edebiliyorum. Eray'cim anlatsana şöyle, Kemal senin bedenin burada, giyim tarzınla da senin bedenin burada 2X'ler olacak. 2X'ler bu şişkoyu olmaz abi ben. Giyim tarzı, giyim tarzına göre. Abi böyle 2X'ler seni amına koyar mı? Büyük kalıp çalışıyoruz. Büyük yani hood şeyde kapşonlu da büyük kalıp çalışıyoruz. Yo yo standart fit de olur abi Kemal'e. 2X'ler. 2-2. Yani standart Kemal. 2X'ler olur canım giyerim de yani ben X'ler giyiyorum onu da söyleyeyim. Yani. Bak o üstümdeki oğlum işte ya. Aa X'ler bu. Bak al. Kemal ayakkabı sen kaç giyiyorsun kanka? Kemal aa, ayakkabı kaç giyiyorsun? Ananı sikeyim. Şeyi kapatıyordum lan OBS'i. Bak. Kemal ayakkabı kaç ben giyiyorsun sen? Görüyor musun bak. Ha, o oyunu canfer lan. Ayakkabı 44.5. 44 falan giyiyor. Hmm. 44.5. Olmaz kanka bu sana. Bir dakika. Bir anket daha yapacağım. Abi bulmuşum 30 bin kişiyi sormam lazım. Şimdi seçimler hakkında konuşacağız arkadaşlar. Baskı olsun. Bak. Baskı olsun. İşte yazıyorum abi. Baskı olsun. 300 lira mı olsun? Nakış olsun. 350 lira mı olsun? 350 de yolunu kapatalım. Bunun nasıl bir soru olur? Baskı olsun. 300 olsun. Abi baskı. Ya şu, nakış olsun. Soruya X yaz. Önemli değil abi. 350 olsun. Yaz. Baskı. 300. Nakış. Ne 350. Olsun? Kemal'e bir 500 lira doraya tatın da bizim olsun. Direkt gidensiz değil mi? 10 numara. Ona da zaten Valo Point falan bir şeyler takalım. Nakış olsun, 350 olsun. Çok üstü abi şu an. Sandıklardan ayrılmayalım arkadaşlar. Herkes oyunu kullansın. Burada herkesin oyu çok önemli. Sandıkları da terk etmeyin. 300. Helal olsun. 350 olsun, nakış olsun diyen çok diyorlar. Bak formada evet, da evet, formada da mesela 150 lira istediler. Yani 150'lik olsun dediler. Mesela burada nakışta abi problem değil diyor. Hoodie vereceksen nakışlı yap 350 olsun diyor ama formayı da kalitesini 200'e çıkartma diyor. Yani formayı düşür diyor giyeceğimiz hatta, gündelikte. Hatta şöyle hesapladım yani o 200 ve 200 üstü olarak ikisini birleştirmeme rağmen yani 150 ve işte 200-250 demiştim ya 200-250 ile birleştirmeme rağmen hani ikisini ortak yapmama rağmen geçemedi 150'yi. Yani adamlar fiyat aralığını oralarda istiyorlar. Ama olmaz. Ama abi sen bu ama olmaz. Hayır düşünüyorum. Olduramıyorum. Bugün kumaş fiyatları geldi diyorum ayıp düzenimizi bir Excel dosya. Dolar uçtu uçtu. Oğlum 75 lira bak arkadaşlar
mesela 75 liraya bir şey çıkarıyorsan öyle, yani gerçekten çok zor. Yani bizim çok seri üretici olmamız lazım. Fabrikalarımızın olması. Yani biz Zara gibi böyle tak 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 bir sürü fabrikalarda bir sürü şey çıkan bir yer ol ki o kadar maliyeti düşür de bilmem ne yaptı falan. Okan biz bunları yaptıracağız sonuçta. Konuştu, dolar uçtu uçtu. Arkadaş hayır, Zara da olsan yani maliyetin evet düşük olabilir ama yani Zara'nın düz beyaz tişörtünü 100 liraya satın alıyorsunuz. Tabi aynen o da var. Abartmayın. Sonra da sarı koltuk altlarıyla sökülmüş dikiş nakışlarla geziyorsun. Doğru. Nefes almıyor. İşte öyle şey olmasın abi. Amaç o yani. Ya istediğimiz o değil abi. Aynen öyle. Yani giydiğiniz zaman bir tişörtü rahat rahat bir yıl boyunca baskı satmadan, şekli bozulmadan, kalıbı bozulmadan bir şey giymenizi istiyoruz. Yani o yüzden. Waikiki ne takılıyor abi? ACY2 ile ilgili konuşmak istemiyorum. Bir de o da abi şey değil mi mesela? Gerçekten o da büyük fark değil mi? Mesela biz işte ayda bilmem kaç bin tane üretip satıyor olsak belli bir şey etki eder. Hani üretimde. Fabrikalar bizde olsun vesaire yani. Aşağı ayırdığın şeye, tuttuğun atölyeye, araya girmene hani birçok şey fark eder. Ama satın alma gücü o bambaşka bir konu. Ama biz diyorum yani 5000 adet yapacağız diyoruz. Yani 5000 adet yani siz alın 5000 adeti bir ayda tüketin, bir sonraki ay 20.000 adet çıkayım. Evet, o mantık işte. Öyle olacağını düşünüyorum. Biz de öyle talep edelim daha şey olsun ama o işte aynen. Güzel de olsun arkadaşlar, kalite de olsun yani. Ama genelleme zaten %76 ile zaten mesela nakış olsun daha kaliteli olsun. Ya koyu veriyor. Yani maksat gerçekten hani bizim kar marjımız 350 de olsa 300 de olsa bizim kazandığımız para aynı. Evet. Konu parasal bir konu değil yani. Konu ne giymek istediğinizle ilgili ama işin belirli bir kısmı var. Belirli bir fiyatın altına da belli bir kalitenin altına da yani isterse hiç kimse giymesin biz bu işi yapmayalım daha iyi deyip çekiliriz yani. Hani belli bir kalitenin altına da. Tabii canım o zaman da aynen. İnmememiz lazım yani. İnilmemesi lazım. Kemal senin hoodie'ler ne zaman geliyor lan? Tişört benim falan. İşte şunları bir halledelim. Konuşuyoruz onu. Burası biraz önemli şimdi. Senin götüne koyayım. 3 yıl oldu. Yok halledeceğiz. 3 yıl oldu amına koyayım. 3 yıl oldu. 3 Selim, yıl. Selimciğimle Ali'ciğim bir şeyler bakalım bir. Bitsin. Başında iş var çocuklarım biliyor musunuz? PlayStation 5 yeni açılımı ne zaman geliyor inceleme? Geliyor. O da İlk gelecek o da. Tarihi mari her şeyi belli onun. İlk gelecek diye ben tarih falan da söylüyorum o videoda. 24 saat yayın. O da... Abi. Ben yani... PlayStation alacağım dedim Kemal'e. Alma çok, abi dedim dur. Çok düz bir şey. Dedim ki PlayStation alacağım ben Kemal. PlayStation 5 ben alacağım. Ben çözerim dedim. Öyle yaptı Kemal. Yok abi yok alma. O bende. Ben onu hallettim. Bende de PlayStation yok. Daha bombasını atıyorum. Kemal'de de yok şu an. Bende bir tane bu evde vardı arkada dedim. Onu ben gönderirim. O... Bu çekiliş olana kadar yaptırırız. O ne oldu bilmiyorum. O PlayStation yok yani şu an evde. O bende lan.